Öze dönüş yolculuğunda zayıf ve ergen ruhlar ya da olmamış ruhlar zorlanabilirler. Bu zorlu bir yolculuktur. Çünkü ruhsal olgunlaşmada bütün bu egosal istekler bırakılır. Hiçlik başlar. Tekamül ve bilgelik yolculuğunda kişi inanılmaz zorlu sınavlarla karşılaşabilir. Yoğun ve acılı teslimiyetler yaşayabilir. Her bilgisi, inancı, kalıbı sarsılır, yıkılır ve değişir. Tüm öğrenilmiş çaresizlikler kırılır. Üzerine örülen kabuklar, duvarlar, tabular yıkılır. Bilinç düzeyi yükseldikçe doğru zannettiği birçok yanlışı görmeye başlar. Ruhun gelişim sürecinde neye ihtiyacı varsa onu yaşar. Dersler bellidir. Olgunlaşma bir oluşum ve bir dönüşüm sürecidir. İsyan ederek, şikayetlenerek oluşmakta olanı engelleriz. Olacak olanı bilmeden siz oldurmazsınız. Ruhsal aile aralarında kan bağı olmadığı halde frekansları birbirine yakın, farkındalığı yüksek ruhlar kendiliğinden bir araya gelerek oluşan gruplardır. Ve ruhsal aile bağı kan bağıyla kurulan aile bağlarından çok daha güçlü bir bağdır. Ortak bir amaca hizmet ederler. İnsanlık için çalışmak, bütüne hizmet etmek ve asıl hedefleri kitlesel uyanışı sağlamak ve tekamüle ulaşmaktır. Spiritüellik bir yaşam sanatıdır, bir bilinç boyutudur. Spiritüel yaşamı anlamak için bu yaşamın kurallarını bilmek gerekiyor. Bunları bilmek için ise yaşamdaki sınavlardan daha başarılı olmayı ve bu dünyada yaşarken kendi cennetini yaşamayı sağlar. Olgunlaşma, aydınlanma, tekamül süreci daha da hızlı gerçekleşir. Yoksa kendi içimizde ya da birbirimizle savaşarak, kargaşa yaratarak daha fazla öfke, acı ve korkuya tutunarak mutsuz ve huzursuz yaşamak çok yorucu olacaktır. Bizler buraya ait değiliz, buradan geçiyoruz. Bunun farkında ve bilincinde olduğumuzda buradaki yolculuğu anlamak çok daha kolaylaşacaktır. Dünya dersler okulu, kendini bulma, kendini bilme yolunda hepimiz birbirimize öğretmenlik yaparak, birbirimizin gelişimine katkıda bulunarak bilinç boyutumuzu artırmaya ve bir üst sınıfa geçmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımızla baş etmeyi öğrendiğimiz gün, büyüdüğümüz gündür. Ruh ancak mücadele ederek olgunlaşır. Hayatın zorlukları bizi felce uğratmak için değil, aslında kim olduğumuzu keşfetmemize yardım etmek içindir. Bu hayatta her şeyin bir oluş nedeni ve sebebi vardır. Yaşadıklarımızın da. Ruhun gelişim sürecinde neye ihtiyacı varsa onu yaşar. Dersler bellidir. Olgunlaşma bir oluşum ve bir dönüşüm sürecidir. İsyan ederek, şikayetlenerek oluşmakta olanı engelleriz. Olacak olanı bilmeden siz oldurmazsınız. Doğduğumuzda geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz tüm tecrübeleri unuturuz. Yüksek benliğimiz yeni yaşamında kendini deneyimlerken bu yolda yalnız ilerlemeyiz. Koruyucu rehberlerimiz, yüksek benliğimiz bize yön verir. Rehberlerimiz frekansımıza, bilinç boyutumuza veya yaydığımız ışık frekansına göre hayatımıza çekilir. Ruh bu yolculuğunda geçmişteki hataları düzeltmek, karma borçlarını ödemek, yeni tecrübeler edinmek ve kendini güçlendirmek amacıyla enkarne olur. Zorlu hayat koşulları yüzünden dünya en önemli eğitim alanlarından biridir. Olağanüstü gelişim fırsatları sunar. Buradaki zorluklardan çıkmayı başarabilen ruhlar rehberlik aşamasına yükselirler. Evrimleşen, tekamülü gerçekleştiren ruhlar daha yüksek ışık boyutunda görev alırlar. Ruhların da evrimleşme yolculuğunda boyutları vardır. Basit yaşamlar seçenler genellikle bebek ruhlar, her ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılandığı ailelerde doğarlar. Zorluklardan uzak, kolay hayatları seçerler. Ergen ruhlar sınırlarını ve kabuklarını kıramayan ruhlardır. Bu ruhların sorgulamadan körü körüne inanç sistemleri vardır. Genellikle sabit fikirlidirler. Bu fikirlerin doğrultusunda hareket ederler. Kargaşa yaratır ve enerjilerini olumsuz yönde kullanarak karma borçları oluşturmaya neden olurlar. İnsan olmanın erdeminin yeni farkına varan ve dünyayı deneyimlemeye yeni başlayan ruhlardır.
Hepimizin geçtiği aşamalardan onlar da geçerek deneyim kazanmaya çalışırlar. Ve gelişim, öğrenme, tekamül süreci içindedirler. Bu ruhlar kendi sahip oldukları potansiyelin farkında olmadan başkalarının peşinden gider ve başkalarının her söylediğini kabul eder, sorgulamadan körü körüne inanabilirler. Akla, mantığa sığmaz davranışlar içinde olabilirler. Düşüncelerinde fanatiklik vardır. Katıdırlar. Kendileri gibi düşünmeyen insanlara saygı duymazlar. Kaba, etik olmayan davranışlar ve konuşma şekillerine sahip olabilirler. Bazen böyle ruhlarla karşılaştığımızda insanlıktan nasibini almamış deriz. Olgun ruhlar ise bilgedirler. Tekamül yolunda ilerlerken üzerlerindeki sorumlulukların farkındadırlar. Karma borçlarını ödemek zorundadırlar ve zorlu yaşamları seçerler. Şikayetlenmeden kabul ve teslimiyetidirler. Sevecen ve barışçıdırlar. Yıldız çocuklar ise insanlara yardımcı olmak için dünyaya gelmiş, evrimleşmiş ruhlardır. Hayata hep farklı bir bakış açısı ile yaklaşırlar. Kitlesel bilinç değişimini hızlandırmak üzere seçilip gelirler. Yıldız çocuklar fiziksel bedenlerinde görünmelerine rağmen farklı enerji boyutlarından, farklı evrenlerden gelen ruhlardır. Ruhların ergen ya da olgun ruh olmaları bilinç boyutlarıyla alakalıdır. Bu durumun yaşla bir ilgisi yoktur. Bedenin yaşlı olması ruhun olgunlaştığı anlamına gelmez. Genç bedenlerde yaşlı ve olgun ruhlar olabileceği gibi çok yaşlı bir bedende de genç ve ergen bir ruh olabilir. Bazı çocukları görürüz. İçinde büyük bir adam varmış gibi davranırlar. Olgun ruhlardırlar. Ruhun yaşı yoktur. Frekansı ve olgunluğunu bilinç boyutundan alır. Bedenin yaşlı ve genç olması bir ölçü değildir. Ruhun cinsiyeti de yoktur. Ruh her şeyi bilir. Onun kayıtlarında duyduklarımızdan, bildiklerimizden çok daha fazlası vardır. Yaşam yolculuğunda ergen ruhlarla birlikte yol alıyor olabiliriz. Bazen eşimiz, bazen iş arkadaşımız ruhsal boyutu bu frekansta olabilir. Bizim gibi kendi hayatında, kendi yolculuğunda olan bu ruhlarla daha da hoşgörülü ve anlayışlı duygular içinde destekçi olmalıyız. Onları sevgiyle beslemeliyiz. Onlara bu şekilde baktığımızda bizim kendi bilinç boyutumuzu da yükseltmiş olacağız. Bizim daha önceki geçtiğimiz aynı yollardan onların şimdi geçiyor olduğunu düşünürsek aynı zorlukları kolay atlatmalarına destek olabiliriz. Bulundukları döngüden çıkmalarını kolaylaştırabiliriz. Karşılıklı birbirimizin ruhsal gelişimine hizmet ederiz. Spiritüel yolculukta birleşmek, tekamül ve bilgeliğe ulaşmak için birçok sınavı aşmak gerekir. Tekamül etmiş bir ruh tüm ilişkilerinde barışı yaşar ve bu amaca katkı sağlayacak ruhlarla ilişki kurar. Bütün amacı ruhsal büyüme ve kaynağa geri dönüş yolculuğunda Yaradan'a ulaşmak, teslimiyet içinde geçip gitmektir. Benzer enerjili ruhlarla ilişkilerinde huzur bulurlar. Kendileriyle aynı frekansta olan ruhsal ailesini bulurlar. Ruhsal aile aralarında kan bağı olmadığı halde frekansları birbirine yakın, farkındalığı yüksek ruhlar kendiliğinden bir araya gelerek oluşan gruplardır. Ve ruhsal aile bağı kan bağıyla kurulan aile bağlarından çok daha güçlü bir bağdır. Ortak bir amaca hizmet ederler. İnsanlık için çalışmak, bütüne hizmet etmek ve asıl hedefleri kitlesel uyanışı sağlamak ve tekamüle ulaşmaktır. Onları birbirine bağlayan görünmez bir sevgi bağı vardır. Bunlar birlikte enkarne olurlar ve aynı karmalar üstünde birlikte çalışırlar. Hatta kendilerini ifade ediş tarzları bile birbirine benzer. Birbirlerine destek olan koca bir aile gibidirler. Ruhsal ailenin geçmişten gelen ve fiziksel aileden daha güçlü olan bu bağlantıları onların tekamül ve ruhsal olgunlaşma, farkındalık yolculuğunda öze ulaşmalarını kolaylaştırır. Öze dönüş yolculuğunda zayıf ve ergen ruhlar ya da olmamış ruhlar zorlanabilirler. Bu zorlu bir yolculuktur ve güçsüz, cesaretsiz egolar, maskeler, dışarıdan beklenen çalıntı roller, maddi istekler, dünyevi seçimler ve dünyevi mutlulukları arayan ruhlar için çok zorlu bir yolculuktur. Çünkü ruhsal olgunlaşmada bütün bu egosal istekler bırakılır.
Hiçlik başlar. Tekamül ve bilgelik yolculuğunda kişi inanılmaz zorlu sınavlarla karşılaşabilir. Yoğun ve acılı teslimiyetler yaşayabilir. Her bilgisi, inancı, kalıbı sarsılır, yıkılır ve değişir. Tüm öğrenilmiş çaresizlikler kırılır. Üzerine örülen kabuklar, duvarlar, tabular yıkılır. Bilinç düzeyi yükseldikçe doğru zannettiği birçok yanlışı görmeye başlar. Spiritüel konulara ilgi duyanlar için en çok merak edilen konulardan biri de önceki hayatlar ve reenkarnasyondur. Acaba daha önceki hayatımda ben kimdim? Ya da ben Mısır'da bir kraliçe miydim? Belki de Ramses'tim. Yoksa 18. yüzyılda yaşayan bir kontes miydim? Bunları bilmenin bize ne gibi faydası var? Ya da böyle bir şey varsa da o hayatlar yaşandı ve bitti. Şimdiki hayatında buradasın. Ve buradaki hayatında kendin olma yolculuğundasın. Burayı yaşamak için buradasın. Bunları bilmek bazen ciddi kafa karışıklıklarına neden olabilir. Hiçbir bilimsel açıklaması olmayan bu bilgileri bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Spiritüel alanda bu konularda yorum yapan kişiler insanların bu merakından faydalanarak geçmişle ilgili kafa karıştırıcı bilgiler verebilir. Bu yaşamda sana ait bazı korkuların altında geçmiş yaşamda yaşadığın hayatlardan bunun kaynaklandığını söyleyerek sende bir illüzyon yaratabilir. Bu sadece kişinin kafasını karıştırmasına neden olur. O kişinin bunları bilmesi bu korkunun giderilmesinin ana kaynağını sağlamaz. Bu bilgi ne kadar doğru? Problemin ana kaynağı gerçekten bu mu? Hiçbir bilimsel açıklaması yok. Belki kişinin korkularının altında yatan durum kendi çocukluk travmaları ve bilinçaltı kayıtları iken bunu bulmasını bu kafa karıştırıcı durumlar engelleyebilir. Tüm doğru cevaplar için kendi ruhunuzun bilgeliğine güvenin. İçinizdeki sese güvenin. Doğru cevaplar sizin ruhunuzun kayıtlarında zaten var. Dışarıda değil, cevaplar sizde. Sizin DNA'larınızda kayıtlı. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın.